Nihayetse Samut Sena'lar olsun. Onun şehirleri programında bir fasıla verdik. Sonra tekrar Hazreti Resulullah'ı mensubu bulmuş olduğu peygamberler silsilesini, onların inşa etmiş olduğu medeniyeti, o tasavvuru konuşmaya devam edeceğiz. Kendi dertlerimize inşallah dermanı o hakikat pınarının içinden devşireceğiz. İki mevzuyu konuştuk. Resul ve Nebi kavramlarını, bunların pratik hayata tezahürlerini konuştuk. Yine Peygamber Efendilerimizin mesajının, Peygamber Efendilerimizin toplumlarına inzal buyurmuş oldukları haberlerin keyfiyetini, bunu beşerin diğer haberlerinden ayıran hakikati konuştuk. Şimdi Allah nasip ederse bir başka mevzuya, bir başka konuya, bir başka suale yelken açıyoruz. Furkan Efendi, Hamza mı soracak? Hamza Efendi, sor bakalım kardeşim. Hocam sizin hayat hakkında güzel bir tanımlamanız vardı. Estağfurullah. Hayat cevap anahtarı bize sunulmuş. Bir sınav Öyledir, öyledir, demiştiniz. öyledir. Yani cevap anahtarı burada Peygamber Efendimiz. Bunu ben mi demişim? Evet. Vay maşallah. Ah razı olsun. Ya aslında Peygamber... Bunun arkasından bir şey daha var. Bu sınavda kopya caiz ve hatta sevap. Evet. Evet. Aslında peygamberler bizim için kitap, cevap anahtarı veya öğretmen. Yani hayatın pratiklerini bile bize öğretecek ve sunuyor. Yani biz ümitsizliğe düştüğümüzde veya kendimizi kaybettiğimizde bile bununla ilgili bize bir hadis sunulmuş. Yani ne yapacağımıza dair tevekkül etmemiz gerektiğini. Peki peygamberlerin genel olarak görevleri neler? Öğretmenlerden farklı olarak, yani bizim normal okuldaki öğretmenimizden farklı olarak peygamberlerin görevleri neler? Rabbim inşallah hayırlara vesile kılsın. O kadar güzel bir şey, öyle güzel bir girişle beraber girdin ki aslında bu manada söyleyecek bir şey yok. Yani sorunun içinde 10 tane cevap gizli. Evet, biz en temel anlamıyla, en anlaşılır anlamıyla beraber yoldayız, yolcuyuz. Her yolcunun muhtaç olmuş olduğu gibi yolla ilgili bir takım bilgilere ihtiyacımız var. Ankara'dan kalkıp bir başka şehre gitmek isteyecek olursanız muhakkak nerede oturacaksınız, nerede yiyeceksiniz, nerede içeceksiniz, nerede kalacaksınız bunları sorarsınız değil mi? Ararsınız meteorolojiyi. İşte ben filanca gün şu saatte falanca şehre gideceğim. O şehrin hava durumu nasıl? Ona göre elbisenizi yaparsınız. Hazırlıklarınızı ona göre alırsınız. Adına dünya denilen bu yol güzergahında da muhakkak ki sorup öğreneceğiz. Sorup ve öğreneceğimiz kaynakların sahih olmasına, sadık olmasına gayret sarf edeceğiz. En sahih ve en sadık kavramlar Peygamber Efendilerimizin pratiğinde kendisini gösteriyor. Tabii onların diğer öğreticilerden farklı olmak hususiyetiyle ortaya koydukları bir usul var. Bakıyorsunuz ki o usulün birinci cümlesi, birinci hususiyeti Peygamber Efendilerimiz hayatlarının her aşamasında insanları Allah Azze ve Celle, yani Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin ortaya koymuş olduğu nizama davet etmişler. Demişler ki öncelikle siz muhakkak yolunuzu kaybetmemek için, varlık hakikatinizi yerine getirebilmek için bu maddi dünyanın ötesinde bir hakikatle bağlı olmak zorundasınız. Ve Peygamber Efendilerimiz insanları, Adem evlatlarını Allah'a davet etmişler. İkincisi, yalnızca davet etmekle beraber kalmamışlar. Peygamber Efendilerimiz kendi pratiklerinde, kendi örnekliklerinde o hakikati bizatihi kendileri yaşamışlar. Düşünün ki bir matematik dersine giriyorsunuz. Bir matematik öğretmeninin o ders ile alakalı kılan şey o 50 dakikalık blok saatte vermiş olduğu derstir. Bir matematik öğretmeni öğretmiş olduğu o formüllerle hayatın bir başka alanında mesul değildir. Bir fizik öğretmeni hakeza, bir tarih öğretmeni hakeza. Hangi alanda olursa olsun onların görevi nedir? Kendilerine tayin edilen o zaman dilimi içinde girip öğretmenlere gereken bilgiyi verip çıkmak. Ama peygamberlere bakıyorsunuz. Peygamberler bir öğretmendir, bir muallimdir. Fakat onlar hayatın tamamını yaşarlar. Hayatın tamamının yaşanmasına vesile olurlar. Tırnak nasıl kesilecek? Saç nasıl taranacak? Yemek nasıl yenilecek? Nasıl tebessüm edilecek? Nasıl bakılacak? Tabii bunu yapıyorken de
öncelikle kendi pratiklerinde bunu yapmak zorundalar. Sahabe-i kiram efendilerimizden Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. Hazreti Bera Efendimiz anlatıyor. Hazreti Osman Efendimiz anlatıyor. Hele Hazreti Osman Efendimiz diyor ki, Hendek günü hava çok soğuk ve düşman ateşleri karşımızda. Neredeyse biz onlarla göz göze, yani karşı karşıyayız. Korktum diyor. Pek korktum. Ne yapayım dedim diyor. Aklıma Resulullah geldi. Gittim. Resulullah'ın çadırının kenarında oturdum. Baktım Allah Resulü Efendimiz içeride namaz kılıyorlar. Onu rahatsız etmemek için öyle oturdum. Birazdan Resulullah Efendimiz namazı tamamladı. Dedi ki kimdir o? Dedim ki ey Allah'ın Resulü benim. Osman. İçeri gel dedi diyor. İçeriye girdim. Sonra ne oldu Osman dedi diyor. Hazreti Osman Efendimiz diyor ki korktum ey Allah'ın Resulü dedim diyor. Allah Resulü üzerindeki hırkasını çıkarttı. Bana sardı diyor. Beni kollarının altına aldı. Ben yemin edebilirim ki insanların en cesuru Hazreti Resulullah'tı. Hazreti Habbab aynısını söylüyor. Hazreti Bilal Efendimiz aynı şehadette bulunuyor. Siz yalnızca bir haberi getirip, ey dostum ben söyledim, benim vazifem bitti, bu kadar, benim işim bitti diyemiyorsunuz. Ben Mekke-i Mükerreme'de bu örneği pek çok veriyorum. Allah nasip edecek inşallah bu programı Rabbimizin izniyle beraber biz Mekke'de yapacağız. Mekke-i Mükerreme'de şeyi öğrenmiştim orada. Orada yaşayan bir kardeşimize dedim ki deve işkembesi. Ne kadar? İşte biz biliriz kuzu işkembesi işte 2 kilo, 3 kilo. İşte koyun işkembesi şu kadar. Dana işkembesi bu kadar. İşte kilo olarak baktığınızda. Deve işkembesi ne kadar dedim. Bana dedi ki 100 kilo ile 130 kilo arasında gelir. Bir devenin iç organları, işte bağırsağı, işkembesi vesaire şeyleri. Bunu niçin merak etmiştim? Hazreti Resulullah Efendimiz'in üzerine getiriyorlar ve namaz kılıyorken bir devenin işkembelerini boşaltıveriyorlar. Yani Resulullah Efendimiz'in vazifesi yalnızca kendisine geleni tebliğ etmiş olsaydı, yalnızca kendisine geleni bildirmiş olsaydı, ya işte arkadaşlar kusura bakmayın bana böyle mesajlar geliyor, bu mesajları sizinle paylaşmak zorundayım. Ben yalnızca bu mesajları size bildiriyorum. Kusura bakmayın yapacak başka bir şey yok. Yani arada sırada bir kanaldan bana böyle haberler geliyor demiş olsaydı. Kabe'nin duvarlarına bir sürü şiir asılıyordu. Denilebilirdi ki bu. Bu kadar. Aramızdan birisine de böyle bir mesaj geliyor. Ama peygamber kendisine inen her şeyi kendisiyle beraber olanlarla yaşıyor. Ben kardeşlerime hep şunu söylüyorum. O sabikun el-evvedin olan, o ilk Müslümanların isimlerini her birimiz ilaç niyetine öğrenip, onların her birisini anmak zorundayız. Hazreti Kudame'yi, Hazreti Esma'yı, Hazreti Lübeyne'yi, bunların her birisini öğrenip öğretmek zorundayız. Hazreti Erkam'ı, Hazreti Talha'yı. Şu kadar sapacak olsalar, o çizgideki farklılaşma günümüze nasıl gelirdi? Bütün hesap, bütün dert. Ya bir anlaşalım ya. Ya şu elini bir uzat ya. Bak komploya bak. İstediğin şey Mekke'nin emirliği ise al sana verelim. Servet ise işte develerimiz, gir sürülerimizin arasına, istediğini seç ve ayır. İstediğin şey ikbal ve iktidar sağlayacak birisiyle evlenmek ise işte kızlarımız. İstediğini al. Hatta gel bir yıl senin tanrına tapalım. Bir yıl bizim tanrımıza tap. Hangisinde daha çok ürün olursa, hangisinde daha çok kar elde edecek olursak biz o şekilde inanmaya devam ederim. Dikkat ediyor musunuz? Her şeyi masaya getiriyorlar. Yeter ki
Ebu Leheb'in düzeni bozulmasın. Ama bakıyorsunuz Peygamber Efendimizin pratiğinde, Peygamber Efendilerimizin pratiğinde Allah'a nihayet sanu senalar olsun. Yani nasıl bildirebiliriz ki biz boşluğumuzu, ne diyebiliriz bilmiyorum ki. Bir Hazreti İbrahim'e, bir Hazreti Nuh'a 950 yıl, bir Hazreti Musa'ya, Nil'den gelen bebeğe. Bakıyorsunuz Hazreti Musa çölde tek başına kalmış, akşam grup inmiş, gidecek hiçbir yeri yok. Kur'an diyor ki şöyle dedi. Ya Rabbi senden gelecek her hayra o kadar muhtacım ki. O kadar fakirim ki senden gelen her hayra muhtacım. Ya sormak lazım. Ne için verildi bu bedeller? Şimdi siz istediğiniz kadar konuşun. Bundan ötürü size kimse niye konuşuyorsunuz demez. İstediğiniz kadar yazın. Kimse niye yazıyorsunuz demez. Ama siz elinizi kaldırıp da hey dostum bu gidiş nereye dediğiniz an, bir dakika ya, bazı şeyler yanlış gidiyor dediğiniz an bakışlar üzerinize çevrilir. İşte peygamberler insanlık tarihinin trafik polisleri gibi. Kaldırmışlar ellerini. Demişler ki bir dakika. Bu iş, iş değil arkadaş. Bu yol, yol değildi. Onların vazifesi yolundan çıkan insanlık trenini tekrar kendi rotasına iade etmek. Sosyal anlamda böyle, ekonomik anlamda böyle, maaşeri anlamda böyle. Ve bunu yapıyorken de kendi nefislerini, kendi pratiklerini de ortaya koymak. Allah'a nihayetsiz hamd senalar olsun. Allah kullarının arasında bize o peygamberlerin hatırasını yad etme, o peygamberlerin izi üzerine yürüme fırsatını verdi. Nasıl hamd etsek azdır. Şükürler olsun. Furkan abi. Allah razı olsun hocam. Amin. Şimdi nebi tanımını yaptık, peygamberi tanıdık, davetinin özelliklerini tanıdık. Peygamberler sürekli geldi insanlık tarihi boyunca. Kur'an-ı Kerim'de anlatıldı, öğütler alındı oradan. Hani bazı peygamberler özellikleriyle, bazı vasıflarıyla ön plana çıktı. Hazreti Yusuf iffetiyle, işte Hazreti Yakup ve Hazreti Eyüp sabrıyla ön plana çıktı. Peygamber Efendimiz de son olarak Peygamber Efendimiz geldi. Geldiğinde ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim demişti. Ben de hani bundan yola çıkarak Peygamber Efendimizin komşularıyla olan, işte yakını, çevresiyle olan, onlara nasıl bir anlayış verdi ki böyle ahlak toplumu çıktı o zaman. Hani benim sorum şöyle, peygamberle olmanın ahlakı bizlere neler katar? Çok şey katmam da ne katar? O üzerinde her birimizin ayrı ayrı ince ince düşünmesi gereken bir şey. Rabbimiz inşallah o aynaya bakıp kendimizi düzeltmeyi nasip etsin. Çünkü peygamberler aynı zamanda insanlık aleminin aynaları. Ben bunu Kabe için söylüyorum. Mesela Kabe'ye gittiğiniz zaman inşallah Cenab-ı Hak nasip edecek. En yakın zamanda gideceksiniz. En hayırlı vesilelerle. Kabe'de siz kendinizi görürsünüz. Aynı zamanda peygamberlere baktığınızda da peygamberlere de kendinizi siz görürsünüz. Şimdi bu cihetle beraber baktığınızda bir defa her şeyden önce hakem olarak peygamberden razı olacaksınız. Ne demek bu? Ben bu misali hep veriyorum. Farz edin ki hastasınız, ameliyat olacaksınız. İşte doktor sizi ameliyat masasına yatırmış. Siz doktora diyorsunuz ki bana lokal anestezi yapın. Uyutmayın beni. Tamam mı? Ve doktor tam eline neşteri alıyor, operasyonu başlatıyor. İşte safra kesenizin üzerine bir ameliyat yapacak. Tam vuracak. Siz doktor, doktor bey bir dakika. Ne var? Şu anda neredesiniz? Neyse adam izah ediyor sabırla. 30 saniye sonra bir dakika. Doktor bey ne yapıyorsunuz? Ya işte tam şu anda filan. Siz bir daha
Doktor bey bir daha adam en sonunda der ki ya git işine kardeşim. Şimdi öncelikle siz bir peygamberden hakem olarak razı olacaksınız. Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu bize beyan ediyor. Onlar peygamberlerin Allah'tan almış oldukları hükümlere karşı gönülden bağlı olurlar. Ve asla onlar acaba demezler. Peygamber demişse eyvallah. Peygamber Efendimiz'den böyle bir uygulama, böyle bir sünnet gelmişse eyvallah. Ama acaba ya şu da olabilir, bu da olabilir. Ben o kadar akıllı değilim arkadaş. Benim kafam o kadar çalışmıyor. Bir bakıyorum şimdi öyle bir şey başladı. Akıl yürütme başladı. Ama her şeyin muhakkak bir sebebi olmalı. Ama her şeyin muhakkak. Ya ben o kadar zeki olduğumu da düşünmüyorum. Ha birileri düşünüyorsa helal olsun derim. Ama peygamber pratiğinde bildiğim bir şey var. Hakem olarak kabul edersin. Ve ona inene sen tabi olursun. Sonra hayatının her aşamasında onun tezahürler olur. İnsan ilişkilerinde kızıyorumdur size. Kızamam, kızmamam gerekir. Çünkü peygamber koyuvermiş oraya reçeteyi. Kim ki birisinden alacağı olduğu halde birisine kendisini saydırma imkanı olduğu halde Allah rızası için bundan vazgeçecek olur ise, yani ondan intikam almayacak, o gücü onun üzerine tahakkuk ettirmeyecek olursa Allah onu aziz kılar. Allah onu yüceltir. Veya tam laf yerine gelmiştir, böyle karşınızdaki adamı yere serme imkanınız vardır. Tartışmanın tam böyle en ateşli yerinde. O anda bir anda peygamber gelir der ki bir dakika dur. Ne oldu? Bak burada durursan Allah sana cennetin ortasında bir köşk diyor. Sen dersin ki tamam kardeşim sen abisin. Veya birine böyle sert bakacaksındır. Peygamber demiştir ki Müslümanın Müslümana rahatsızlık verici bir bakışla bakması caiz değildir. Veya birisinden bir şey elde edeceksindir. Peygamber demiştir ki Müslüman asla hiyanet içinde tahammülen planlayarak kötülük yapamaz. Bir başka şey var. Siz çoban olarak peygambere tabi olmak zorundasınız. Niye? Hazreti Resulullah ne diyor? Hepiniz bir çobansınız. Bana ne deme hakkını kaybedersiniz. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış, bu arada tarihi de keşke tarihçiler birazcık daha hikmet ile okuyup yazabilseler. Böyle bir kanuni furyasının altında kaldık. Fakat kimse bu hakikatin ne anlama geldiğini araştırma gibi bir keyfiyet ve arayış içinde değildi. Hepimiz o paparazzi mantığıyla beraber, o dedikodu kültürüyle beraber saray entrikalarının peşine düşüverdik. Şuraya bakar mısınız? Kanuni Sultan Süleyman'ın arkadaşı, hikmetli arkadaşı. Ne demek bu? Her Müslümanın muhakkak bir dostu olacak, bir hikmetli dostu olacak. Resulullah Efendimiz diyor ki bir insana imandan sonra verilen en büyük nimet aklı olan bir insana salih arkadaştır. Kanun'un salih arkadaşı kim? Şeyh Hüsam Yahya Efendi. İstanbul Beşiktaş'ta hemen sahilin kenarındadır. Kabri, camisi, haziresi oradadır. Şeyh Hüsam Yahya Efendi'ye Kanuni bir soru soruyor. Tek soru. Bu dünya nasıl bozulur diyor. Bu düzen nasıl bozulur? Cevap bana ne? İki kelime. Kanuni vefat ediyor. Onun terekesi açılıyor. Sandığın içinden bir sürü şeyler çıkıyor filan. Ondan sonra Selim, ikinci Selim bakıyor ki babası Şeyh İslam Yahya Efendi'ye böyle bir mektup göndermiş. Neticesinde böyle bir cevap gelmiş. Alıyor, koşturuyor, gidiyor Şeyh İslam Yahya Efendi'nin yanına. Efendim diyor işte babamla aranızda böyle diyor, muhterem pederimle aranızda böyle bir mektuplaşma olmuş filan. Siz böyle bir cevap yazmışsınız. Bana ne? Ne anlama gelir filan tebessüm ediyor. Diyor ki bana ne diyenler artacak olursa dünya bozulur. Olay bu kadar basit.
Şimdi siz çoban olarak mesulsünüz. Kimden? 2012 senesini bütün dünya aktif yaşlanma senesi ilan etti. Türkiye'de şu anda Ankara'da yaşayan 12 kişiden birisi yalnız yaşayan kadın ve erkeklerden müteşekkil. Yalnız. İhtiyar. Tek başına yaşıyor. Siz ondan mesulsünüz. Otobüse bindiniz, mesulsünüz. Ailenizdeki insanlardan mesulsünüz. Ya şöyle bir aile hayatını nasıl kurgulayabilirsiniz? İç odada delikanlı elinde telefonla, kızcağız içeride bilgisayarla, bir başkası bir bilmem nerede televizyonla filanca diziyle, bir başkası bir başka yerde filanca diziyle. Böyle bir hayat. E bir çobanlık nerede? Yok. E siz çoban olarak bunu yaşamak zorundasınız. Hazreti Fatma'yı, Hazreti Peygamber'i, ilişkilerini, Hazreti Hatice'yi bilmek zorundasınız. Arkadaş olarak hakeza, lider olarak hakeza, peygamberli olmanın ahlakına uygun davranmak zorundasınız. Rabbe nihayet samsiyanlar olsun. Biz bir müddet böyle Peygamber Efendimizin hatırasının peşinde yürümeye ve o izi aramaya, o izi bulmaya devam edeceğiz inşallah. Fatih'le başlamıştık inşallah. Fatih kelime anlamı itibariyle açan demek, fetheden demek, şerh eden demek. Fatih ile beraber inşallah arayışımızı izah edecek, arayışımızı beyan edecek bir nameyle beraber inşallah bugün sonlandıralım. Rabbim işimizden doğruyu kolay kıl. Azımızı çoğa say. Tahminlerimizin ve beklentilerimizin üzerinde hayrı bizlere nasip et. Sen Kerimsin, sen Cevatsın. Rabbim bizi razı olduğun kulların arasına dahil et. Arayu arayu bulsam izini arayu arayu bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, sürsem yüzümü. Hak nasip eylese, görsem yüzünü, ya Muhammed, canım canım, arzular seni. Yunus meteyledi, seni dillerde. Yunus meteyledi, seni dillerde, dillerde, hem gönüllerde, hem gönüllerde. Arayu arayu gurbet illerde, ya Muhammed, canım canım, arzular seni. Arayu arayu gurbet illerde.
Muhammed. Canım canım, arzular seni.